Trade Ol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ak Yatırım analistleri Mustafa Küçükmenel ve Aytunç Uz'la birlikteyiz. Perakende enerji konuşacağız. Aytunç'la birlikte de otomotiv sektörüne ve havacılığa bakacağız. Acaba hangi şirketleri tercih ediyorlar? Hangilerini daha az tercih ediyorlar ve neden? Tamamıyla teknik analize değil, tamamıyla temel analize dayalı bilançoları konuşan, haberleri değerlendiren yine bir yayın yapmaya çalışacağız. Mustafa, seninle başlayalım istiyorum. Özellikle perakendeler herhalde yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Performanslar fena değil. Fakat devamlı olarak da işte kimi zaman rekabet kurulundan, kimi zaman başka yerlerden bir ceza tartışılıyor, konuşuluyor. Zaten bir tur bunun içinden geçmiştik. Şimdi ikinci turda başa geldi. Acaba şirketleri baskılar mı yoksa fiyatlandı mı ve temelleri bakımından da baktığında nasıl görünüyor bu perakende şirketleri? Seninle başlayalım. Tabii merhabalar herkese. Benim buradaki olumlu görüşüm aslında ben halen koruyorum. Bizim şu an en çok önerdiğimiz hisseler listesinde hem BİM hem Migros var. BİM zaten yılbaşından beri konuşuyoruz. Hem sektördeki diğer oyunculardan hem de endeksten olumlu anlamda ayrıştı. Migros'ta biz koyduğumuzdan beri oldukça iyi performans gösteriyordu aslında. Ama maalesef son 2-3 haftadır Rekabet Kurumu Başkanı'nın televizyonlarda ve işte gazetelerdeki yeni bir soruşturmaya ilişkin röportajları sonrasında hisseler biraz baskılandı. Son dönemde endeksin gerisinde kaldı. Ben açıkçası regülasyon tarafında hani bu şirketler bir ceza verildi zaten. Gıda perakende şirketlerine yeni bir cezanın gelmeyeceğini düşünüyorum bazı senaryoda. Bu başlatılan soruşturma eski bir soruşturma. Devam ediyor. 26 Nisan tarihinde Rekabet Kurumu bunun raporunu yayınlayacak. Ama orası biraz daha aslında çok doğru anlaşılmadı bence piyasa tarafından. Tedarik ve üretim şirketleri üzerine daha fokus olmuş bir soruşturma. Ben o yüzden gıda perakendeleri buradan yeni bir ceza gelme olasılığını düşük görüyorum açıkçası. Burada gıda perakendelerin o listede olmasının temel sebebinin aslında üreticilerin ürünlerini satıyor olmalarından kaynaklı olduğunu, orada yeni bir ceza ile karşılaşmayacağımızı düşünüyorum birincisi. İkincisi, bu hisseler özellikle son 2-3 haftada bu haberlerle birlikte endeksin %10'a yakın gerisinde kaldılar. Burada tabii hani bir mineralli gördük endekste. Bunlar defansif hisseler, betaları düşük hisseler. Kuvvetle muhtemel onun da biraz etkisi oldu ama ben asıl büyük negatif etkinin bu haber akışlarından geldiğini düşünüyorum. Hatırlatmak gerekirse ilk cezalar verildiğinde Türkiye cirolarının %1,8'i kadar bir ceza gelmişti. Bu da piyasa değerlerinin şirketlerin büyüklüğüne göre %2'si ile 8'i arasında bir yere tekabül ediyordu. Şu anki bu şirketlerin endeks altındaki performansları da bunun üzerinde açıkçası. O yüzden ben fiyatlandığını düşünüyorum. İlk ceza geldiği günde aslında piyasa olumlu tepki vermişti bu hisselerde. O da o dönem fiyatlandığını gösteriyordu. Ben yine benzer bir durum olacağını düşünüyorum. Ceza gelse bile bunun fiyatlandığını düşünüyorum ki ceza gelmeyeceğini de düşünüyorum. O yüzden burada hisselerle ilgili olumlu görüşümü koruyorum ki zaten 2022 ve ilk çeyrek beklentilerimizi daha önce de konuşmuştuk. Hani soru olursa tekrar üzerinden de geçebiliriz. Ama genel olarak ben enflasyona karşı bu hisselerin önemli bir korunma avantajı sağladığını ve şu an alternatiflerin çok olmadığını düşünüyorum. Bunun da performanslarına yansımaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası genel olarak. Peki çok çok kısaca bir başka perakendeci, başka sektörden maviye de değinelim mi? Orada da olumlu bir görüşün var mı? Mavi ile ilgili görüşüm de daha önceki yayınlarda belirttiğim gibi ben olumlu taraftayım. Orada bu perakende şirketlerine olan olası soruşturmalar için de daha az riskli. Çünkü o soruşturma genelde gıda şirketleri üzerine odaklanılmış durumda. O yüzden Mavi'nin o açıdan da çok büyük bir risk taşıdığını düşünmüyorum açıkçası. Büyümelerle ilgili oldukça olumluyum ben. Benzer mağaza büyümeleri oldukça güçlü gidiyor. Online taraf halen oldukça sağlam büyümeye devam ediyor. Uluslararası operasyonların TL dönüşüm farklarından kaynaklı ciro üzerinde pozitif etkileri var. Dolayısıyla biz 2022 yılında oldukça güçlü bir ciro büyümesi göreceğimizi düşünüyorum. Şirket ilk çeyrek finansallarıyla birlikte 2022 öngörülerini paylaşacak. Açıkçası oradaki öngörülerinde şu anki analistlerin tahminlerinin üzerinde olacağını
düşünüyorum. O yüzden hissedeki pozitif momentumun devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Orada marjlar tarafında biraz baskı olur mu endişesi vardı. Biliyorsun ham madde fiyatları inanılmaz arttı. TL dolar paritesi çok yükseldi. Bu ciddi bir maliyet dezavantajı getiriyor. Ancak burada da rekabet halinde olduğu özellikle yabancı şirketlerin maliyetlerin doğrudan euro bazlı olması, onlardaki maliyet artışlarının daha yüksek olması burada maviye bir oyun alanı bıraktı. Bu da maliyet artışlarını hem fiyatlara yansıtabilme açısından hem de işte ürünler üzerinde yaptıkları küçük oynamalarla bu maliyet baskısını fabrik tarafında olabildiğince elimine etmişlerdi geçen sene. Bu sene de açıkçası durumun benzer olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir marj baskısı göreceğimizi düşünmüyorum. Sınırlı kalacağını düşünüyorum marj baskısının. Ve dediğim gibi güçlü açıklanan beklentiler ve ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte de hisse performansındaki pozitif durumun devam edeceğini düşünüyorum. Peki Aytunç, havacılıkla devam edelim mi? Şimdi yavaş yavaş aylık veriler de gelmeye başladı. Beklentiler dahilinde mi? Güçlü görünüyor mu? Bu pandemi sonrası toparlanma tezi hala devrede mi? İstersen havacılık hisseleriyle hatta sektörle bir genel başlayalım. Tabii havacılık verilerine baktığımız zaman şimdi şeyi görüyoruz, hem iç pazarda hem dış pazarda, yani hem iç hatta hem dış hatlarda 2019'a doğru toparlanma devam ediyor. Sabiha Gökçen tarafında ve Pegasus tarafında özellikle zaten Sabiha Gökçen Pegasus'un ana üssü, dolayısıyla birebir zaten ilişkililer. Bu tarafta yurt içi hatların biraz yavaş seyrettiğini görüyoruz. Bu da zaten beklenen bir durumdu. Hatırlanacak olursa yani petrol fiyatları 100 dolarlar civarında seyrediyor. Bir de dolar TL'nin güncel seviyeleri düşünülürse bilet fiyatlarına yansıtmakta zorlanıyor şirketler. Yurt içinde tavan bilet fiyatı uygulaması olduğu için buradaki ağırlıklar düşmüş oluyor. Dolayısıyla şirketlerin yurt dışına yönelmesi gayet doğal yer alıyor. Dolayısıyla yurt içi tarafı benim beklediğimden bir tık daha kötü gidiyor ama uluslararası taraf, dış hat tarafı da beklediğimden bayağı iyi gidiyor. Bu mixte şunu söylemek lazım. Dış hat yolcuları daha karlı oluyor. Orada fiyatlama daha serbest olduğu için de daha uzağa uçtuğunuz için daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla burada aslında her ne kadar iç pazarda biraz daha yavaşlama, yani yavaşlama değil, yani yıllık bazda elbette ki artış var ama sadece trendten bahsediyorum. Yurt içinin mix içerisindeki yerinin azalması aslında karlılığı yine pozitif etkileyecektir. Onun dışında havacılık tarafında her şey gayet pozitif ilerliyor. Yani 2019'a doğru yaklaşıyoruz hala beklentiler adına. Peki şimdi biraz şirket bazında baktığımızda mesela hava yollarının epeyce iyi bir performansı vardı. Şimdi son birkaç gündür herhalde Pegasus da ona katılıyor. TAV'da da hareketlenme gördüm. Senin sıralamanda önde Türk Hava Yolları vardı biliyorum ama istersen biraz bu hisselerin hareketini ve senin tercihlerini konuşalım mı? Şimdi benim sıralamam hala aynı şekilde devam ediyor aslında TE'ye Pegasus TAV olarak. Yani bu sıralamanın da en büyük sebebi aslında Rusya-Ukrayna arasındaki savaştı. Yani Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler en çok kime etkiler? TAV'ı etkiler. Sonra Pegasus, sonra Türk Hava Yolları'nı. Bu sıralama devam ediyor. Şimdi bir baktığımız zaman bu sıralama devam ediyor olmasına rağmen Rusya tarafıyla ilgili daha pozitif haberler duymaya başladık aslında. Hem Türk Hava Yolları'nın işte yaptığı, işte üst yönetimin yaptığı açıklamalar, hem TAV Holding'in üst yönetiminin yaptığı açıklamalar aslında Rusya'dan Türkiye'ye yine ciddi anlamda bir turist geleceğini düşünüyorlar. Bu sıralamayı hala değiştirmedik. Ben birazcık daha şey tarafındayım, hani Nisan turist sonuçları. Nisan çünkü turizm sezonunun başlangıcı oluyor genelde 15 Nisan gibi. Nisan, Mayıs turist sonuçlarını, yabancı ziyaretçi sonuçlarını gördükten sonra bir de tabii o günkü değerlemelere de bakarak sıralamayı bir daha değiştirebilirim ama şu anki sıralamam aynen bu şekilde devam ediyor. Peki bu arada hatırlatalım, yayınlara abone olun ki hızlıca önünüze düşsün, kolayca önünüze düşsün, yayınları kaçırmayın. Mustafa ile devam edeceğim. Birazcık enerjileri sorayım istiyorum Mustafa. Çünkü sen epeydir aslında hem Aydem hem Galata Wind tarafında beğendiğini söylüyordun şirketlere. Henüz bir değerlemen yok fakat şirketlerle de bir araya geliyorsun. Alelko'yla da buluşmuşsun. İstersen şöyle kısa kısa birer dakika neler konuşulduğu, senin gözleminle yatırımcılar hangi noktalara dikkat etmeli birazcık bunlardan bahsedelim.
Tabii aslında bu hafta içerisinde üç şirkette de toplantılar yaptık. O yüzden bilgilerimiz de biraz daha taze. Öncesinde sonrasında daha detaylı çalışma şansım da oldu. Aydem'le başlayayım önce istersen. Aydem bu sene kar yağışlarının etkisiyle oldukça iyi bir sene geçiriyor. Geçen sene kuraklık sebebiyle tarihsel düşük hacimler söz konusuydu. Bu sene biraz daha tarihsel ortalamalara yakın üretim rakamları görüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde %45'lik bir hacim artışı var. Oldukça güçlü bir büyüme ki bu aslında Ocak Şubat'ta da zayıf başlamıştı geçen senenin etkisiyle, kuraklığın etkisiyle. Mart ayında büyüme aslında %45'lere taşınmış oldu. Ki ben Nisan verisine baktım, büyüme biraz daha güçlü aslında. EPİAŞ'tan gördüğümüz veriler Nisan'da büyümenin daha da arttığına işaret ediyor. %45 dediğim gibi ilk çeyrekte büyüme var. Bütün yılı da kuvvetle muhtemel 50-55 bandında bir hacim artışıyla kapatabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Biliyorsun spot fiyatlar da inanılmaz yükseldi yılın ilk çeyreğinde. Geçen sene 40 dolar mertebesinde olan megawatt saat başına elektrik fiyatları şimdi 100 dolar mertebesinde ve Aydem elektriğin yaklaşık %20'lik kısmını bu spot piyasada satıyor. Dolayısıyla 2,5 katlık bir fiyat artışı söz konusu. Yani yeni fiyatlar eski fiyattan 2,5 katına gelmiş durumda. Dolayısıyla ben ilk çeyrekte Aydem'in operasyonel karının, FABÖ'nün geçen sene ilk çeyreğe göre dolar bazında 2'ye katlayacağını düşünüyorum. Bu TL doların da %90'lar civarı arttığını düşünürsek aslında TL bazda 4 katına çıkacağı anlamına geliyor bu FABÖ'nün. Oldukça güçlü bir büyüme olacak ilk çeyrekte. Çok özel bir çeyrek geçirecek. Ki burada hani üretim artışında da asıl şeyde Yektem dışındaki santrallerdeki üretim artışı çok daha güçlü. Orada ilk çeyrekte geçen sene aynı döneme göre %100'lük bir artış var. Dolayısıyla bu spot fiyatlardaki artıştan yararlanan portföydeki hacim artışı dediğim gibi %100, yani orası çok daha güçlü. Ve ilk çeyrek oldukça iyi geçecek bu anlamda. Tüm yıl içinde dediğim gibi %50-55 bandında bir hacim artışı, dolar bazında %70 bir FABÖK artışı bekliyorum. 170 milyon dolar mertebesinde bir FABÖK bekliyorum ki buna yukarı yönlü riskler de daha yüksek diye düşünüyorum. Ki bir de bu hani mevcut portföy için konuştum aslında bunları. Şirketin yatırım planları var. Burada sözleşmesi yapılmış projeler var. Siparişi verilmiş projeler var. Dolayısıyla bir hibrit kapasite eklemesi yapılacak. Ardından rüzgar santrallerinde ek kapasiteler yapılacak. Yılın ikinci yarısında buradan da bir katkı gelecek. Hani önümüzdeki programlarda bunu da biraz daha detaylandırırız. Ama hani mevcut portföy bile dolar bazında 2020 yılında %70'lik bir büyümeye işaret ediyor. Hisse geri alımları da orada devam ediyor. Şirket gayet agresif bir şekilde hisse almaya devam ediyor. Ben çarpan bazında da şirketi ucuz buluyorum hala. O yüzden burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun da ilk çeyrek fiyatlamaları yapılmaya başlamasıyla birlikte ve sonrasında hisse performansına yansıyacağını düşünüyorum. Galata Wind'in de genel olarak 2022 iyi bir yıl olacak söylediğim sebeplerden dolayı. Orada spot fiyatlar dan yararlanan portföy toplamının %70'i biraz daha yüksek. O açıdan olumlu olacak spot fiyatların yansıması. Geçen sene Ocak Şubat'ta devrede olmayan Taşpınar santrali vardı. Bu sene onun devreye girmesiyle birlikte ilk çeyrekte %20'nin üzerinde bir hacim artışı göreceğiz. Ve mevcut spot fiyatlarla da bu yaklaşık %70'ler bandında ilk çeyrekte bir FABÖK büyümesine işaret ediyor. Tüm yıl içinde %6 civar bir hacim artışı ve %15 civarında dolar bazında FABÖK büyümesi bekliyorum. Dediğim gibi çarpan bazında o da aslında çok halen ucuz olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle dediğim gibi ilk çeyrekler oldukça güçlü olacak. Piyasanın bunları fiyatlamaya başladığı yerden ve sonrasında bunun hisse performanslarına yansıyacağını düşünüyorum. Alerko toplantısı, aslında Alerko toplantısında yeni bir şey konuşulmadı. Daha önce toplantılara dile getirdiğim konular gündemdeydi. Orada asıl hikaye İtalkömür Santrali, 1320 megawattlık 10 milyar kilowatt saat enerji üreten
elektrik üreten bir santral ve işte son dönemde ithal kömür fiyatları, doğalgaz fiyatları çok artınca spot fiyatlar arttı ve bu artan spot fiyatlardan full yararlanıyor şirket. Maliyet tarafında da ithal kömürü geçen seneye yakın yerlerden, cazip seviyelerden sabitlemiş olmalarından dolayı bu sene ithal kömürdeki o inanılmaz yüksek artışların dezavantajını da görmeyecekler. Yani ben kabaca sırf ithal kömür santrali için 500-550 milyon dolar bandında bir operasyonel kar hesaplıyorum. Bu şirketin aslında tüm borcunu ödeyebileceğine işaret ediyor. Hani kabaca yaptığım değerleme bu Karabiga Santrali için 1 milyar dolarlık şirket değerine işaret ediyordu. Dolayısıyla yılın sonunda bu borcun ödenmesiyle eğer tahminlerim gerçekleşirse ki yukarı yönlü riskler daha fazla diye düşünüyorum. Bu borcun ödenmesiyle birlikte 1 milyar dolarlık equity değeri olan bir varlığa sahip olmuş olacak. Bunun üzerine işte taahhüt tarafı, elektrik dağıtım tarafı, diğer küçük santraller, GEO vesaire eklediğiniz zaman orada da hala bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde onun performansı zaten yılbaşından beri inanılmaz pozitif ayrıştı endeksten. O güçlü performansında devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Aytunç, biraz otomotivle sürdürelim istiyorum. İşte çip krizi yeniden konuşuluyor. Bir yandan içeride ekonomi canlı, araba fiyatları pahalı, ihracat pazarlarında sorunlar ama sektörde epeyce canlı duruyor. Hem senin analist gözüyle bakışını merak ediyorum, hem de acaba şirket bazında kimleri öne çıkarabilirsin bu seviyelerden? Evet, şimdi ya otomotiv sektörüne iki şekilde bakalım. Biri işte iç pazara bakalım, bir de ihracat tarafına bakalım. İç pazarın Mart ayında yaklaşık işte %33 daraldığını görüyoruz. Mart ayındaki bu daralmanın iki sebebi var. Biri elbette ki çip krizi, üretilemiyor olması, arz yönlü kriz. Bir diğer sebebi de Mart 2021'deki yüksek baz etkisi. Mart 2021'de yaklaşık 96 bin adet işte hafif araç satılmıştı. Yani düşünürsek normalde son 10 yılda Mart ayında 69-70 bin araç satılıyordu hafif araç. Çok yüksek bir baz etkisi var. İşte bu Mart ayında da 64 bin araç satıldı. Daralma devam ediyor ama benim beklentilerimden daha az daralıyor aslında. Mesela ben Mart ayında 59 bin araç bekliyordum. 64 bin geldi. Benim beklentimden %9-10 daha yukarıda geldi. Bunun dışında pazar paylarına baktığımız zaman Doğuş Otomotiv'in pazar payını arttırdığını görüyoruz. Ocak ayında ciddi bir şekilde düşmüştü. Şubat'ta da Mart'ta da ciddi artışlar yaşadılar. Onların yani supply tarafının daha iyi olduğunu anlıyoruz aslında şu son birkaç aydır. En çok pazar payı kaybedenlerden biri de yani halka açık şirketler arasından da Ford. Yani en negatif etkilenen şirketin aslında Ford olduğunu görüyoruz. İhracat tarafına bakalım. İhracat tarafında da daralma var otomotiv piyasasında. %17'lik bir daralma oldu. Hem Tofaş'ta hem Ford Otosan'da daralma var. İşte Tofaş'ın da Ford'un da paylaştığı ihracat hacimleri, öngörülere baktığımız zaman ikisi de şu an işte ikisinin de ihracat hacimleriyle bir run rate hesapladığımız zaman geçmiş trendlere bakarak yani sadece basit bir şekilde hiçbir tahmin yapmadan geçmiş trendler devam ederse öngörülerin %10-15-20 altında kaldıklarını görüyoruz şu an. Ama bunlar zaten çok büyük problemler değil. Hem iç pazardan ihracattı. Çünkü zaten birinci yarıda daralma bekleniyordu. İkinci yarıda biraz daha büyüme bekleniyordu. İkinci yarıda çip krizinin daha az olacağı düşünülüyordu. Dolayısıyla şu an için endişelenecek bir şey yok otomotiv tarafındaki daralmada. Bir de ihracat tarafına Tofaş'ta şunu eklemek lazım. Tofaş'ta al ya da öde anlaşmaları var. Biz tabii ki de bu anlaşmaların hangi hacimlerden yapıldığını, işte minimum hacimlerin, maksimum hacimlerin nerelerde olduğunu bilmiyoruz ama geçen sene de hacimler bu civarlardayken, hatta bunların da bir tık üstündeyken al ya da öde kontratları çalışmıştı. Dolayısıyla bu senede, hatta bu çeyrekte de Tofaş'ta çalışır. Dolayısıyla hacimler düşmüş olsa bile aslında karlılığını koruyor olur Tofaş. Şimdi sıralama tarafına baktığımız zaman ben otomotiv sektöründe Tofaş'ı öne çıkartıyorum. Yani içlerinde en ucuzun zaten Tofaş olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak da hikayesinde hala açıklanmamış, yani hala hikayesi açıklanmamış şirket bu. Yani Ford Otosan'a baktığımız zaman zaten belli bir süredir hikayesi açıklanmış, katalistleri açıklanmış, gerçekleşmiş. Herkesin hikayeyi fiyatladığı bir şirket.
Tofaş'ta daha hikayeyle ilgili bir şeyler duyamadık. Bu önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemlerde ben açıklanmasını bekliyorum. Yani elektrikli araç tarafında yeni bir model, yeni bir aracın gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla Tofaş daha iyi perform edecektir önümüzdeki dönemlerde. Tofaş'ı tercih ediyorum. Peki, bu bence önemliydi. Doğaç'ın pazar payını arttırdı. Tofaş'ın da Ford'a göre Altunç tarafından tercih edildiğini bir kez daha duymuş olduk. Mustafa, seninle tamamlayacağız. İstiyorum ki yani perakende çok uzak olmayan Kola, Efes tarafını birazcık konuşalım. Anadolu grubunu konuşalım. Buradaki hacimler genellikle eskiden Ramazan'da analistler Ramazan temalı raporlar yazardı. Ben bu sene hiç görmedim. Nasıl gidiyor acaba tüketim tarafı? Şirketlerin performansı nasıl, merak ediyorum. Şöyle aslında genel olarak perakende sektöründe tüketim rakamları güçlü. Yani alım gücündeki düşüşün etkileri var ama çok da büyük etkileri yok açıkçası. Bir de öne çekilen talep de aslında oldu. İşte hani Covid döneminde insanlar giyim, kıyafet vesaire gibi konularda çok alışveriş yapmamışlardı. O muavinin rakamlarının çok güçlü olmasını sağladı. Enflasyon beklentisiyle öne çekilen talepler oldu marketlerde. Ürün tedarik tarafında sıkıntı yaşanacak diye işte şekerdir, yağdır gibi ürünlerde öne çekilen talepler oldu. Biz aslında güçlü bir talep büyümesi görüyoruz. İçecek tarafında bu biraz daha zayıf olur diye tahmin ediyorum ben. Çünkü orada çok ciddi fiyat artışları oldu, maliyet kaynaklı. Ve insanların özellikle alkol tarafında tüketimleri daha az, daha esnek. Fiyatlar yukarı gittiği zaman bunun hacimler üzerindeki etkisi daha fazla görülüyor. Biz genel olarak içecek tarafında özellikle alkol tarafında, yani Efes hacimlerinde daha yüksek bir daralma söz konusu olacağını düşünüyoruz. Ama genel olarak ben hani o grubu değerlendirdiğim zaman oradaki ana düşüncemde çok bir değişiklik yok aslında. Anadolu Grubu Holding'in NAV iskontosu halen düşük seviyelerde. Bunu aslında Anadolu Usuzu ve Adel'in çarpanlarını düzelterek koyuyorum. Ben piyasa değerleri üzerinden koymuyorum NAV hesabında. Çünkü çok yüksek çarpanlarla işlem görüyorlar. Ben her ikisinin de değerlemesinin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden daha düşük çarpanlarla değerlemeye koyduğum zaman NAV iskontosunun halen dar olduğunu düşünüyorum. Biz iskonto darken de genelde grup şirketlerini holding hissesine tercih ederiz. İştiraklere baktığım zaman da aslında en çok upside'ım olan, getiri potansiyeli en yüksek olan Efes gibi görünse de orada da riskler de daha yüksek. Açıkçası ben risk getiri profili açısından Coca-Cola'yı halen daha çok beğeniyorum. Efes, hatırlarsın en son toplantımızda konuşmuştuk. Bire operasyonlarına şu an piyasa değer biçmiyor. Coca-Cola sahip olduğu hisse değeriyle Efes'in piyasa değeri eşit demiştik. O bir fırsat yaratıyordu. O zaten fiyatlandı. Efes aslında son bir ayda pozitif anlamda ayrıştı bu açıdan. Şu an geldiğimiz yer itibariyle ben bu grup hisseleri içerisinde aslında en çok beğendiğim gıda perakende sektörü ve Migros olacak. Migros'u hem bu sene performansından dolayı olumlu ayrışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hem de yakın zamanda paket taksiyi aldılar. Paket taksi aslında işte Tavuk Dünyası gibi, LCV2 gibi, Defacto gibi birçok şirkete teslimat servisi sağlayan bir şirket. Burada kontrol payını almış olması, Migros'un biliyorsun online tarafı %15'ler mertebesine ulaştı toplam ciro içerisindeki payı. Ve o segment hem çok daha hızlı büyüyor hem de potansiyel fırsat anlamında da daha fazla hikaye sunuyor. Ben açıkçası bu açıdan da grup şirketleri içerisinde Migros'u en ön plana çıkardığım hisse olarak söyleyebilirim. Peki Mustafa Aytun, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Elden geldiğince şirketlerin son durumunu haber akışlarıyla birlikte konuşmaya çalıştık. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. O bakımdan çok az da olsa süreyi kısmak durumunda kaldık. Sağlıklı günler dileyelim. Kanala abone olmayı, yayınları beğenmeyi unutmayın ki kolaylıkla önünüze düşsün. Her birini kaçırmadan izleyin. Analist arkadaşların fikirlerine ortak olun, dinleyin. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyelim.